Emlak Dream TV izleyicileri merhaba. Vadişehir Projesi'nin ikinci atabı Başakşehir'de satışa çıktı. Yanımızda Vadişehir Projesi Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Akgün var. Projenin detaylarını kendisinden alacağız. Yüksel Bey hayırlı olsun. Büyük bir proje Vadişehir Projesi. Etap etap satışlarına başladınız. İlk etapta satışlar tamamlandı ki ikinci etabı şu an görüyoruz. Ne kadar, kaç konuttan oluşuyor ikinci etapta proje? Şimdi öncelikle tabii hoş geldiniz diyorum. Vadişehir projemize. Vadişehir projemiz güzel bir havada, güzel insanları ağırlamaktan memnuniyet duyuyor. Geldiğimiz noktada sizlerle daha önce paylaştığımız 650 konut 60 ticari üniteden oluşan bir proje dedik. Bu projenin birinci etap satışlarını 28 Mart'ta sizlerle birlikte tanıtımını yaptık. Ve bugün itibariyle de fuar süresince biz 400 dairelik olan kısmı bitirdik. Ve önümüzdeki haftada inşallah ikinci etap diye adlandırdığımız kalan 250 dairelik kısmımızın satışına geçiyoruz. Bunu da sizlerle paylaşmaktan onur duyuyoruz. Evet, ilk etapta satışlarınızı tamamladınız. İyi de bir prim yaptı proje. İsterseniz biraz projenin değer kazanmasından bahsederek devam edelim. Tabii projenin değer kazanmasının ana temel sebeplerinden birisi bizim konsept olarak, lokasyon olarak doğru bir noktada doğru bir proje seçimimiz çok önemli ama bunun yanı sıra Başakşehir'in kendi içindeki değeri çok daha önemli. Ve kamunun buraya yaptığı yatırımlar ve yapacağı yatırımlar da bölgeyi ve projeyi ayrı bir değer katıyor. Bugün baktığımızda çok ütopya değil artık. 100 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Türkiye için çok ciddi ve stratejik bir rakam diye düşünüyorum. Bunu yatırımcılar izliyorlar, gözlemliyorlar ve bölgeye ona göre bir talep oluşturuyorlar. Biz çıktığımız noktada 2900 diye adlandırdığımız, daha sonra yatırımcısına %50'nin üzerinde 6 ayda bir prim yapan bir proje. Hedef noktaya, finişe geldiğimizde de 7500 liraya artık rakamları telaffuz ettiğimiz bir yerde hesaplamaya herkesin matematiği var. Ne kadar prim yaptığını ortaya çıkaracaktır diye düşünüyorum. Evet, projede başlangıçtan bu yana %50 gibi bir prim yaptı. Şu an fiyatlar 4500 TL metrekare değil mi? Şöyle diyelim onu da Ayla Hanım. 3800-4800 aralığında bir bantta inşallah satışa çıkacağız. Bunun da temel sebebi siz projeyi zaten yakinen biliyorsunuz. Projedeki Osmanlı konakları diye adlandırdığımız 4+1'lerin şerefiyeleri yüksek. Dolayısıyla yüksek katlı diye adlandırdığımız diğer dairelerimizin fiyatları kendi içinde farklılık gösteriyor. Ama çıkacağımız rakamlar, belirlediğimiz rakamlar 3800-4800 aralığında bir rakam planladık. Sonuçta da varmaya düşündüğümüz hedefse 7500-8000 bantında bir finişle bu işi sonlandırmak istiyoruz Allah'a. 2017 değil mi teslim tarihi? 2017 6. ay olarak birinci etabı zaten teslim edeceğimizi duyurmuştuk biliyorsunuz. Kaç katlı bloklar burada? Osmanlı konakları dediğiniz tarz? Osmanlı konaklarımız 5 kattan oluşuyor. Bir özelliği daha var Osmanlı konaklarımızın. Çift daire 215 metrekare üzerine kurulduğu için istenildiği zaman da projedeki konsepte tek daire haline de dönüştürebiliyor. Demin Akif Bey'in bahsettiği 5+1, 5+2 dedikleri bizde belki 6+2 gibi rakamlara, hatta 8+2 gibi rakamlara da ulaşabilir. Evet, bölgede geniş dairelere talebin yüksek olduğunu biliyoruz. Sizin bu projenizin daire tipleri nasıl? Sanıyorum yine geniş ailelere göre mutfak, içinde bir oturma odası, yemek odası gibi planlamıştınız. Daha önce de gezmiştik projenizi. Aynı tarz burada da devam edecek mi? Yani buranın biraz daha herhalde iyisi olacak diye düşünüyoruz. Ama projemizde çok bir değişiklik yok. Çünkü konsept beğenildi. Anca eksikliğimiz şu olduğunu gördük. 4+1'ler olan yoğun ilginin projede biraz daha fazla yer almasıyla alakalı bir kanaat oluştu veya talebe göre böyle bir kanaat oluştu. Bizim zaten küçük daire dediğimiz 2+1'leri sizler gezdiniz, gördünüz. Normalde gelen müşterilerimizin izlenimleri şu yönde. Aldığımız 3+1 konforundan daha iyi bir dizayn var. Burada da mimari planlarımızın çok başarılı olması, çünkü bölgeyi iyi bilen, Türkiye'de de sayılı mimari ofisi olan 120 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Özgüven Mimarlık'la, Uğur Beyler'le çalışıyoruz. Dolayısıyla biz aileye öncelik verdik bu projede. 1+1'i koymadık. 1+1'i koymadığımız gibi de 2+1'de, 3+1'de de, 4+1'de de ailelerin kendilerini rahat hissedecekleri,
komşuluk ilişkilerinin üst seviyede olduğu mahalle kültürünü yaşatmayı amaçladık. Hedefimiz zaten burada bir. Biz burada söylediğim gibi sosyal donatı alanlarının esasında bir projede de çözebilirdik. Biz burada 4 havuz koyduk. Buna bağlı olarak 4 tane sosyal donat alanını ayırdık. İnsanlar tercihlerini rahat yapabilsinler. Bu tercihe göre de burada müşterilerimiz rahat etsin. Kendilerini mahalle ortamında, sokak ortamında hissetsin. Biz daire satmadan ziyade komşuluk ilişkisini canlandıralım dedik. Mahalle kültürünü oluşturalım dedik. Eskilerin dediği gibi ev almadan komşu al mantığıyla hareket ederek böyle bir tarz benimsedik. Evet, projenin bir özelliği de hemen önünde dev bir şehir parkı olacak değil mi? Tabii şehir parkının yanında bir de vadi projesi diye adlandırdığımız bize komşu olan, komşu parsel olan 5,5 dönüm, 5,5 kilometre uzunluğunda 3 kilometrede eninde olan bir vadi projesi var. Ben vadi projesinin tabii kısmi olarak bizim projemizde işledik ama detayına baktığım zaman 2015 Büyükşehir Meclisi'nden onaylandı, çıktı. Projenin yetkililerle de, kamudaki yetkililerle de yaptığımız işaretlerde çok ciddi bir bölgeye katkı da katacağını düşünüyorum. Bizim de şansımız şu, bizim lokasyon olarak vadiye sıfır noktasında olmamız, yani planlanan bir şey değil esasında, tesadüf bir şey ama bu buradaki oturan insanlara ayrı bir haz verecek, ayrı bir değer katacak. Tabii. Ulaşım anlamında da sanıyorum bölgeye yatırımlar yapılıyor. Ulaşım alanında da ilanım zaten önümüzde 300 metre, önümüzde 4 yıldır aktif olan, faaliyette olan bir metro var. Başakkonut metro istasyonu. Bunun devamında da gene bu sene onaylanan Büyükşehir tarafından Havaray projesi bizim önümüzden geçiyor. Projemizin sıfır noktasında da, yani cadde dükkanlarımızın olacağı noktada da 3. Boğaz Köprüsü'nün bağlantı yolları diye adlandırdığımız Kuzey Marmara Otobanı'nın da geçtiği 25 metrelik bir yolumuz var. Ulaşımla alakalı zaten mevcutta da bir sorun yok ama ileriye dönük de daha da 3. köprü, 3. havalimanıyla bağlantı yollarının bizim lokasyonumuzdan geçmesi de projeye ayrı bir katma değer katıyor. 2017 projenin bittiği tarihte metro bağlantısı olacak mı acaba projenin? Şimdi havaalanıyla birlikte bir hareket ediyor biliyorsunuz. Dolayısıyla zaten kamunun açıkladığı havalimanında birinci etabının harekete geçmesi 2017 sonu gibi planlanıyor. 2019'a kadar tamamlanacak yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla zaten metroyla yapılan ihalelerden de bunu gözlemliyoruz. Havalimanı eş zamanlı olarak devam ediyor. Tabii bizim projeye de denk geliyor tarihler zaten. Peki. Zaten hani projenin yarısından fazlası bitti. Bu 250 kontluk son etapı çıktınız. Bunun ardından bölgede hemen planladığınız başka proje olacak mı? Şu anda mimari olarak çalıştığımız projelerimiz var. İnşallah tabii 2016 yılında da sizlerle bunu, projelerimizin izinleri alındıktan sonra, konsept proje ortaya çıktıktan sonra sizlerle birlikte olarak bunları ilk size duyuracağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Başarılarımızın devamını diliyorum. Sağ olun.